Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz, çok şükür. Bugün işten geldim, hava kararmadan dedim bir video çekeyim. Sandığımın içini temizleyeceğim. Yusuf sandığın üzerindeki yorganlar hep yere dökmüş. Dökmüşken hem sandığımı yerleştireyim, hem içini temizleyeyim, hem de sizlere bir video çekeyim dedim. Şimdi ışığını açacağım. Hava kararmak üzere. Birazdan kararır yani. İşten ancak gelebildim. Hem Yusuf orayı yıkmışken hem temizleyeyim. Bugün fazla bir yorgun değilim. Hem de sizlere bir video çekeyim dedim. Sandığımın içinde neler var neler yok. Yani benimkinde çeyizden çok şey var. Anılar, hatıralar, Yusuf'un bebeklik anıları, her şeyler. Gördüğünüz şeyler karşısında şaşırabilirsiniz. Hani şaşırırsınız derken sakladığım şeyler konusunda. Çoğu şeyi saklarım ben. Gereksiz şeyleri de saklarım. Gereksiz olduğunu bilirim ama yine saklarım. Bilmiyorum, bu da benim huyum gibi bir şey sanırım. Şimdi gördüğünüz zaman zaten büyük ihtimal şaşıracaksınız. O da mı saklanır, o da mı saklanır falan diye. Ama bu da benim yapım. Hani anılarımı, hatıralarımı atamıyorum. Çeyizden çok sandığımın içinde, hatta hiç çeyiz yok. Sadece şey var yani, böyle düğün hatıralarım, işte davetiyeler, bilmem neler, Yusuf'un bebeklik şeyler. O kadar çok şeyim var ki. O zaman çekelim, videoma geçeyim. Biraz bir an önce başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle o zaman videomuzu çekmeye başlayalım. Yusuf şunları şöyle yere yıkmış. Yani indirmiş. Ne aradı burada onu da bilmiyorum tabii ki. Yani yer temiz, dün silmiştim zaten. Sildikten sonra Yusuf buraları dökmüş. Yorganlarımın yüzlerde bazısının var, bazısının yok. Hani kullanırken yüzlerini takıyorum ben onların. Yusuf da orada masum masum oturuyor. Anne lütfen ben burada masum masum otururum dedi. Yani suçlu ya. O yüzden ben de tamam otur bakalım dedim. O zaman şöyle başlayalım. Şurada şöyle faturalar var. Bu faturalar netleştirelim. Bu faturalar belki de 2-3 yıllık falan vardır. Eski kiradaki olduğumuz evimizdeki şeylerimiz, faturalarımız. Ben bunların hiçbirini atmamışım lazım olur diye. Şimdi onları hep oraya ayırdım, atacağım. Şunları falan da şimdi hep göstereceğim. Yusufcum bir dakika bebeğim. Şöyle benim sandığım. Ayaklarını falan taşınırken kırmışlardı. Burayı da zaten biliyorsunuz. Şurada da ütüm falan var. Şu battaniyeyi de Cansu getirmişti Yusuf'un yatağına hediye. Onu da kaldırdım ben, yıkadım. Yazın Yusuf kullanırken sereceğim. Ütüm falan vardı. Şöyle sandığımın için çekmeye başlayayım. Çeyizimden kalan da tek şunlar var. 4 tane havlum var. Bizim köyde bütün çeyizler dağıtılır. Gelin damadın akrabalarına tamamen dağıtılır yaptığım bütün çeyiz. Benim de sadece 4 tane havlum kalmış. Bu havlularımı da şöyle göstersem iyi olur ama açamayacak gibiyim. Şöyle açtım. Havlularım da şöyle. Yani modelleri böyle. Sandığın içinde dura dura bazı yerleri sararmış. Yani bunları kullanmıyorum. Çeyiz ama kullanılmıyor. Şöyle bunlar küçük şu köşede dursunlar. Sandığımın içinde neler var? Şöyle bir başlayalım. Şöyle bir kına tepsim var. Düğünden kalan. Bunun ortası da şu şeylerin içinde. Şunların içindeydi. Buraya işte yerleşecek. Şu da nişan tepsim. Bu da bayağı şey yapmış, yıpranmış, kırılmış. Sandığımda olmasına rağmen taşınırken falan her şeylerim dökülmüş, kırılmış. Vallahi insan üzülüyor böyle hatıralarını gördükçe. Şöyle bu zaten evden çıkarken bağlanan kuşak. Şunlar halay mendillerim. Halay mendiline varana kadar saklamışım. Şunlar gerekli bir şey değil. Şunlar da halay mendilim. Şu elimle şöyle devam edeyim. Şunu da eşim askere giderken takmıştı. Biz evlendikten sonra eşim hemen askere gitmişti. Videomda anlatmıştım onu. Onlar da askere giderken kullandığı şeyler. Şu da kına sepetimin kulbu. Kırılmış o da tabii ki. Şu da Türk bayrağımız. Bunlar yere düşmesin diye yani sandığımın içinde saklıyorum. Böyle 2 tane Türk bayrağımız var. Şu da söylediğim gibi kına tepsimizin ortası. Hala kınasıyla duruyor. Bunlar bile yıkamamışım valla. Ben yani böyle hatıraya çok önem gösteririm. Çok özen gösteririm yani. Çok önem veririm. O günden kalan işte bu kenarlar, kınalar biraz da dökülmüş tabii ki. Şöyle devam edelim. Şunlar da gelinle damadın üzerine örtülen yeşil bu. Damada örtülüyor. Bir de gelin evden çıkarken başına bağlanan şeyler. Yeşiller. Şu da kırmızısı. Bu kırmızıyı da gelinin yine başını örtüyorlar bizde.
Yani sizde de örtülür, herkes de örtülür de benimki şöyle farklıydı o zamanlar. Pullu mullu bir şey. Şöyle modelleri falan şöyle. Bunu başına örterler, üzerine de yeşili bağlarlar. Ne mantık yani ne anlama geldiğini bilmiyorum tabii ki. Şöyle yine halay mendillerim. Halay mendiline varana kadar saklamışım. O kadar inceci biriyim ben. Bu huyumu da aslında bazen sevmiyorum. Şu eldiveni, bu kına şeyinin. Şu benim duvağım. Gelinliğin üzerinin duvağı. Bunları da hep saklamışım böyle. Katlamıştım ama biraz önce işte bakarken hepsi şey oldu. Yusuf'cum sen şuradan bak anneciğim. Ben sana verdikçe sen bak hadi. Şöyle kameram umarım iyi çekiyordu. Çünkü biraz Ben karanlık çekiyor. kameradan koyayım ki sana. Yok annem oynayabilirsin. Şu yine Türk bayrağımız. Bu da sandığımın içinde. Benim her zaman her tarafta bulunur. Şu da Aksaray Belediyesi'nin şeyi bayrağı. Bunu niye koyduysam onu da bilmiyorum tabii ki. Bunu işte seçim zamanı mı koymuşuz, ne yapmışız? Şu da benim gelin tacım. Başım açık yapılmıştı o zaman. Başım açıktı. Bunu da takmıştım. İlk gün başka bir taş takmıştım. İkinci gün, düğünün ikinci günü de başka bir taş takmıştım. Buydu yani. Birinci gününkini almayı unutmuşum. Yani tek sadece bunu almışım. Şu şöyle gelin çiçeğim. Kırmızı beyaz. Bunun çiçeklerinin bazısı da döküldü. Yani şimdi hepsi yok. Şöyle bayağı bunlar sandıkta dura dura hep yıpranmış valla. Yani taşınırken bunların çoğunluğu kırıldı, döküldü. Sandık böylece taşınmadı içindekilerle beraber. Hep parça parça oldu ya o yüzden. Kameram da aslında bir yerde sabit olsa çok güzel olurdu. Şöyle şunlar davetiyeler. Bu. Kapıyı kapat Yusufcuğum. Biraz soğuk geliyor tamam mı? Hadi anneciğim. Bu Cansu'nun davetiyesi. Cansu da eniştemin davetiyesi. Bu galiba nişan olması lazım. Düğün mü ki? Nişan diye hatırlıyorum ama. Evet bu nişan davetiyesi. Bunların hep saklamışsın. Ben hiçbir şey atmam vallahi. Şu kim bilir ne. Bu da bizim nişanın şeyi. Videosu. Aslında bunları falan televizyonda izleyebilsek bunları paylaşmayı çok isterim. Nişanımda çünkü başım kapalıydı. Düğünümde de açıktım. Yani nasıl olduysa işte öyle. Şuna bakayım. Bu da benim kendi davetiyem. Kendi düğün davetiyem. Ben herkesin davetiyesine varana kadar saklamışsın. Yusufcuğum kapıyı kapat annem. Vallahi soğuk geliyor. Üşüdüm. İyi kapat bebeğim kapımızı. Evet çivi. Onlara elini dokunma. Açamadım da vallahi. Tek elinden yapınca da böyle oluyormuş demek ki. Bu da bizim düğünümüzün davetiyesi. Yıl 2015. Şöyle bizim düğün davetiyemizde. Çok şey yani. Niye böyle yaptırmışız onu da anlamıyorum. Ben bu davetiyeyi kendim seçmedim. Eşim kendi gidip yaptırmış. Şöyle küçük zarfın içinde. Anne bu ne? O CD anneciğim. Bırak da şey olmasın. Bebeğim şimdi kırılırsa izleyemeyiz. O bizim düğünümüz. Şu kimin davetiyesi ki? Evet bu da Cansu'nun davetiyesi. Bu da düğün olması lazım. Evet bu da Cansu'nun düğününün davetiyesi. Şöyle. Bunların hep Onu da saklamışsın vallahi be. getirirsin. Şunlar yine bizim halay mendilleri. Mavi, sarı düğünümüzdeki. Bu Şu halay şey. mendilim varmış. Şu Yusuf, şey bu Yusuf demişim. Vallahi dilim de sürçtü. Bu şeyin Cansu'nun kınasından mum, el mumu. Benim kınamdan değil bu Cansu'nun kınadan. Onunkini de saklamışım. Şu işte benim düğündeki el kına şeyi. Yani şuradan takmalı olan. Bu benimki. Şu para takılır ya hani üzerine. Onların şeyleri, şeritleri. Erkekle kız olur ya ikisi. Bunlar süslü değildi. Bizim zamanımızda böyleydi. Bizim zamanımızda derken de zaten bundan 5-5,5 yıl önceydi. Şöyle ikisi. Seninkisi de çok güzelmiş ama. Evet anneciğim. Teyzeninki de güzelmiş. Onunki güzel değil mi? Bunlar Onun işte da çiçeğimin güzelmiş. kopan parçaları yine. Şu da yine bu benim işte. Bu benim düğünden kalan el kınasının şeyleri. Bunların hep kınasıyla duruyor vallahi. Aa seninki de Şu da ayrı. işte nişan şeyinin kapağı. Şunlar da Yusuf'umun emzikleri, bebeklik emzikleri. Şu da. Emziği çok beğenmedi ama her taraf emzik. Daha bir poşette emziği var. Ben hepsini saklamışım. Şu da Cansu'nun düğünden kalan bir kına, dağıtılan kınalardan. Bunu da hatıra olsun diye almışım, saklamışım. Cansu vallahi senin de bir sürü şeyin var bacım burada. Şunlar da saatler. Bunlar sahte öyle şey değil yani. Gerçek değil. Artık gerçek hiçbir şey saklanmıyor biliyorsunuz ki. Bunları filan bilmiyorum. Nereden aldım? Hatırlayamıyorum ki. Şu benim düğündeki saatimdi. Bu da böyle kırıldı, yıprandı zaten. Düğünde almıştık.
Kullanmıyorum onu da şimdi. Yusuf'cum açma annem. Şunlar da bizim düğünde takmışlar. Sahte para. Bunu kimin taktığını bilmiyorum. Buna varana kadar saklamışım. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar değişik bir insansın. İnsan bunları saklar mı diyeceksiniz. Ben de bazen kendime hayret ediyorum ama saklamışım. Şunu da eşimin arkadaşı takmış. Düğünde hatıra birbirlerine anlaşmışlar mı ne yapmışlar. Bunu da sonra eşim de onun düğünde götürüp takacakmış. Bu da saklıyor işte bunu. $1 mı ne? Şunlar da bizim düğünün kasetleri. Bunları ileride şey yaptıracağım yine. CD'ye atacağım. Şunlar yine çok saçma bir şey. Düğünümde başıma takılan tel tokalar. Kullanılan. Bunun içine koyup bunu da saklamışım. Bu da işte şeyin. Ne onun adı? Şu şeyin adı ne? Nişan tepsisinin şeyi. Kapağı yine kırılmış. Şu zincirlerde bilmiyorum ne. Şu da eşimin askerlik kolyesi. Şöyle. Şunu çekilir misin? Bunun içinde bir şey kalmadı. Kına sepetim de böyleydi. Anneciğim şeyin içinde bir şey yok ki. Kına sepetim de şöyleydi. Şunlara bakabilirsin Yusufcuğum. Şurada da zaten yine gereksiz kağıtlar falan var. Bunlar önemli bir şey değil. Evet şimdi şunlara gelecek olursak bunları çok garipseyebilirsiniz. Açamadım yine ki. Şunlar ne diyecek olursanız bunların Yusuf'un bebeklik saçı, ilk saçı. Eşimle beraber kestik bunu. Ben kuaföre göndermedim bu saçlarını saklayacağım diye. Bunları böyle aldım saklıyorum. Yani bunlar ileride Yusuf'a göstereceğim diye. Ben böyle şeylere çok önem veriyorum. Ve yumuşacık yani şu an inanamazsınız. Çok yumuşak. Şunun içinde de şunlar var. Şunun içinde de şu var. Bu Yusuf'un sünnet olduğundaki koluna takılan bileklik. Bunlar da filan hep tarih yazıyor ya. Bunlar işte kaybolmasın. Hani tarihler unutulmasın diye. Aslında bir bakıma da koydum ben onları oraya. Şöyle ekran ışığımızı açalım. Anne, telefonumuz karardı. Anne bir şey söyleyeyim mi? Söyle annem. Biliyor musun? Hem şey, ben bebekliğin saçım o kadar yumuşak mıydı? Evet. Bu da her yıl bir tane işte böyle Yusuf'un doğum gününden takvim saklıyorum. Bakın 2016, 2017. Aa benimkinin emzik. O senin emzin değil annem. Dur onu da gösterelim. Bu emzik de bizim düğünde eşime takıldı. Hani takıyorlar ya böyle şaka olsun gibicesinden. Bu emzik de o. Bunu da atmadım ben. Bunu da sakladım. Yusuf ağzını alma tamam mı bebeğim? Tut bunu. O pis çünkü. Şunlar da böyle işte takvimlerimiz. Şunlar. Böyle her yıl bir tane takvim yaprağı. Aslında amacım tarih unutulmasın. Öyle şeyler yani. Şu da Yusuf'un ilk doğduğundaki kolundaki bilekliği. Bunda da tarih yazıyor. Şu da benim kolumdaki bileklikti. Benimkinde sadece ismim yazıyor. Hani şey yazmıyor tarih. Yusuf'unkinde yazıyor. Şu da Yusuf'un diş buğdayından. Ben bunları kaynattıktan sonra kurutuyoruz biz biraz. Saklıyoruz. Bunlar ileride işte hep Yusuf'a hatıra olsun diye böylece saklamışım ben bunları. Şöyle geri bunları koyalım. Anne. İnşallah garipsemezsiniz. Bilmiyorum benim gibi olanlarınız da vardır yoktur da çoğu insan aslında saklar bunları. Çünkü bunlar çok güzel ve unutulmayacak anne, anılardır sen, insan sen için. Sen bunda mı evlendin? Evet annem ben onda evlendim. Yani insan için bunlar unutulmayacak anılardır aslında. Unutamayacağı günlerin şeyleridir. Hani mesela Yusuf'un saçını ilk keserken ben hiçbir zaman unutmam o anları, o güzel şeyleri, o duyguyu yaşadığım şeyi hiçbir zaman unutamam. O yüzden unutmamak adına da böyle sakladım. O takvimleri, bu ilk doğum anını, ilk sünnetini. Mesela ilkleri saklarım ben genellikle. Böyle çok her dakika başta bir şey saklamam yani. Yusuf 5 yaşına giriyor. 5 yaşına kadar yani saklayabildiğim şey pek şu 2 kutu var zaten. Yani pek bir şey saklamam. Bunlar da özel anılarımız. Umarım ki beğenmişsinizdir. Şunlar da zaten benim özel anılarım. Şöyle şuraya hepsini çıkarttım. Yusuf tabii ki bu taraftan da dağıttı bir taraftan da. Şöyle. Şu nişanımızı falan televizyona yüklersem bunlar da inşallah yani sizlerle de paylaşmayı isterim nişanımı. Büyük nişan değildi zaten. Böyle normal bir elbise falan giydim. Bir yüzük kesilmişti. Öyle bir şeydi. O zaman biz kapanışımızı yapalım. Bizim sandığımızın içi de bu kadardı. Yani umarım ki beğenirsiniz. Umarım kötü yorum yapmazsınız. Hani herkesin kendi düşüncesidir bunlar. Ben de böyle saklamayı çok seviyorum. Böyle şeylere hani önem veriyorum. O yüzden de umarım ki beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınız için de, güzel düşünceleriniz için de. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.